Abubakar konusu yani bana göre gerçekten olacak iştir. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık, ne bir yazılı, ne bir WhatsApp mesajı. Yani çok enteresan ve size şunu da söyleyeyim. Yani bu konuda da hakikaten biz mütevazı olamayız. Hele ki Suudi Arabistan'da, ki bizim oradaki kontaklarımızı, çevremizi en iyi sizler biliyorsunuz. Biz istersek alırız. Talip olursak alırız. Yani bu anaokulu yönetmiyoruz burada. Rakibimiz darılır, bize gücenir. O dinamiklere dikkat edelim. Tabii ki zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Hani rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz öyle bir durum olursa. Ama biz en başından beri hiç talip olmadığımız bir oyuncuyla alakalı, demin söylediğim suni gündem örneklerinden bir tanesi de bu. Yani başkanımız ve yönetimimizi böyle adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışan bir güruh var. Ne münasebet. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer o oyuncuya talipsek ya da herhangi bir oyuncuya talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle ve daha sonra kendisiyle masaya otururuz. Ve bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alır getiririz ya. Dolayısıyla yani bu gündemde dediğim gibi lütfen taraftarımız bu suni gündemlerin peşine takılmasın. Sayın Baki, sol bek transferi istediğini söyledi Sayın Jorge Jesus ama Antalyaspor cephesi de açıklama yaptı. Acıraet için Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor diye bir santrafor takviyesi de düşünülüyor mu? Şu anda düşünülmüyor. Yani Antalyaspor cephesi böyle bir resmi açıklama mı yapıyorsunuz? Evet. Yani şu anda bizim gündemimizde an itibariyle öyle bir şey yok. Bir forvet transfer ihtiyacı da Fenerbahçe'nin yok. An itibariyle yok. Zaten mevcut kadro ortada. 5 tane forvetimiz var.